Olamaz, bana ihanet ettiniz. Neden? Ben sizin patronunuzdum. Neden böyle yaptınız? Ne olur bırakın beni. Ne olur. Hani ben sizin patronunuzdum ha? Hani patronunuzdum? Bırakın yeter. Ulan seni sersem, senin gibi bir salaktan patron olur mu hiç ha velet? Biz seni kullandık ve sayende çok zengin olduk. Aynen öyle, artık sana ihtiyacımız yok. Deliler gibi zengin olduk. Bütün şehirdeki para artık bizim. Sen bizim için sadece bir ayak bağısın artık. Şehirdeki herkesi de hapse attık. Şimdi de senden kurtulacağız. Tamam tamam, ne olur öldürmeyin beni. Tamam, söz veriyorum, peşinizden gelmeyeceğim, ne olur. Lan peşimizden gelsen kaç yazar. Son duanı et bakalım. Artık bütün şehir bizim. Çok da zenginiz. Kimse yok mu? Ne olur yardım edin. Ulan seni aptal. Hep birlikte herkese hapse atmadık mı biz? Artık kimse ama kimse sana yardım edemez. Oh be, Allah'tan hapishaneye gizli kapı koymuşum. Herkesi hapishaneden çıkardım. Şimdi o Ali'yi bulmalıyım. Hepimize hapishaneye tıktı. Mafya oldu, göstereceğim ona. Bize ihanet etmek, şehri ele geçirmeye çalışmak değilmiş. Göstereceğim o varaz Ali'ye. Hayır olamaz Kerem komiserim, acil yardım et. Burada Yusuf, ne oluyor? Kerem komiserim, Ali'ye ihanet etmiş mafyalar. Oğlumu öldürecekler, ne olur yardım et. Evet Kerem komiserim, ben kendi gözlerimle gördüm. Ali'yi kaçırdılar, ona ihanet ettiler. Öldürecekler onu. Arkadaşlar, Ali'yi mi yoksa Yusuf'u mu daha çok seviyorsunuz? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Bir şeyler yapmalıyız, Ali'yi kurtarmalıyız. Ama bu nasıl olur? Nasıl yani? Ali onların patronu değil miydi? Nasıl olur yani? Ali'yi nasıl öldürüyorlar? Kerem komiserim, hatırlamıyor musun? Hapiste konuşmuştuk. Ali'yi kullanıyor onlar. Şehri ele geçirmek için, bütün paraları almak, zengin olmak için Ali'yi kullandılar. Aynen Kerem komiserim, şimdi de işleri bittiği için onu çöpe atacaklar öldürüp. Sana yemin ederim, kendi gözlerimle gördüm. Ali'yi öldürecekler, çok kötü de dövmüşler. Olamaz, hemen gidip Ali'yi kurtarmalıyım o zaman. Ne olur kurtar Kerem komiserim, ne olur. Siz burada bekleyin, ben hemen Ali'yi kurtarıp geleceğim, sakın gelmeyin. Ama Ali'yi kurtardıktan sonra onu hapse atacağım, biliyorsun değil mi Arda? Biliyorum Kerem komiserim, biliyorum. Sen yeter ki çocuğumu kurtar. Evet, Ali hapse hak etmiş olabilir ama ölmeyi hak etmedi. Aynen öyle, Ali ile çok iyi anlaşamasak da o özünde iyi biri. O hapse hak ediyor ama ölmeyi asla. Ne olur kurtar onu Kerem komiserim. Siz hiç merak etmeyin, Ali'ye hiçbir şey olmayacak. Onu kurtaracağım, sadece bekleyin. Oh be Ali, oh be koçum be. Hı, polis buraya geliyor. Patron, kaçmalıyız. He, lanet olsun, bu çocuğu öldürmem gerekiyor. Patron, hayır olmaz. Onun icabına sonra bakarız. Şimdi kaçmalıyız. Yoksa yakalanacağız, hadi. He, seni şanslı araba. Oh be, bugün de yırtıyorum galiba. Hadi hadi çabuk, bas gaza. Hızlıca gidelim yakalanmadan. Ali işte buradasın. Kerem komiserim, ne olur yardım et, ne olur. Dayan Ali, dayan, merak etme, iyi olacaksın. Merak etme, ben buradayım, hastaneye götüreceğim seni. Eskisinden de sapasağlam olacaksın, merak etme, benimle kal. Çok özür dilerim Kerem komiser, siz haklıydınız, çok özür dilerim. Tamam Ali'cim, şimdi nefesini harcama boşuna, tamam mı? Bunların hepsini konuşacağız, önce seni bir iyileştirelim. Ben gelirken ambulansı aramıştım, birazdan burada olur. Ay 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 ay. Hı, Ali geldi işte, bak geldi, çabuk ambulans, çabuk ol. Yaralı burada, çabuk olun. Hemen hemen şuraya girelim, hemen garajı da kapatalım, saklanalım, herkes bizi arıyor. Tamam, artık güvendeyiz, bizi burada kimse bulamaz. Aynen aynen, çok şükür polislerden kurtulduk, burada hayatta bulamayacaklar bizi. Ama bir yolunu bulup o veledin icabına bakmalıyız. Evet evet, yoksa o çocuk bizi çok uğraştıracak. Artık eve geçelim, biraz dinlenelim, sonra ne yapacağımızı konuşuruz. Ne de olsa artık deliler gibi zenginiz, bütün şehirde bizim. Allah Allah, ne konuşuyor bunlar ya? Ali'nin durumu nasıl acaba? Yarım saattir içeride konuşuyorlar, Ali'yi alıp götürmemiz lazım iyiyse, hapse atmalıyız. E tabi Kerem komiserim, sonuçta şehrin en çok aranan suçlularından biri. Aynen öyle, şehirdeki herkes Ali'yi arıyor sonuçta. Durun bak,
bakalım şimdi çıkar kokusu. Eğer Ali iyi durumdaysa direkt hapse atacağız zaten. Doktor bey amca ne olur Kerem komiseri Ali'yi deme. Ne olur bak bir 10 gün falan daha yatması lazım be. Yoksa beni alır direkt hapse atar. Ne olur hastanede 10 gün daha dinlenmesi lazım be. Üzgünüm Ali, yani yalan söyleyemem. Senin durumun gayet iyi. 2-3 dayak yemişsin o kadar. 2-3 yara bandı taktık, pansuman yaptık, gidebilirsin artık. Doktor bey amca neyine anlamıyorsun? Beni hapse atacaklar. Benim bir şekilde hastaneden kaçıp şehri terk etmem lazım. Lütfen yardımcı ol bana. Yardımcı ol lütfen. Ben hapse giremem. Hapse girersem mafyalar birini bulur, içeri sokar, beni öldürtür. Oğlum saçmalamasana. Kerem komiser seni korur. Öyle kolay mı o adam öldürtme işleri falan? Manyak manyak konuşma. Ya doktor bey amca beni anlamıyorsun. Sen onları tanımıyorsun. Onlar beni öldürtmek için her şeyi yaparlar. Her şeyi gerekir. Hapse kendileri bile girerler. Lütfen yalvarırım sana. Kerem komiseri Ali daha hastaneden çıkamaz de. Ben bu şehri terk etmeliyim. Ne hapse girebilirim ne de ölmek istiyorum. Lütfen. Üzgünüm Ali'cim. Yalan söyleyemem. Kerem komiseri doğruyu söyleyeceğim. Oo yeter ama. Ne oluyor ne konuşuyorsunuz kaç saattir siz? Kerem komiserim Ali'nin durumu. Çok ağır Kerem komiserim. Hayatta hastaneden çıkamazmışım. Doktor onu diyordu. Ben de suçumu yatmalıyım. Hapse girmeliyim diyordum. He, gerçekten mi doktor? Ali burada mı kalmak zorunda? Neyse çıkınca atarız artık hapse. Ne yapalım? Ya yok be Kerem komiserim. Yalan söylüyor bu velet. Durumu çok iyi. Hiçbir şey yok. Durup gibi maşallah. Al götür bunu hapse mi atıyorsun? Nereye atarsan at cezasını çeksin. Hayır. Ulan velede bak sen. Bir de orada ayak yapmaya çalışıyormuş. Hadi götürelim şunu hapishaneye artık. Olamaz. Tekrardan demir parmaklıkların arkasındayım. Ama bu sefer hak ettim. Yaptıklarım çok yanlıştı. Kabul ediyorum. Ah oğlum ah canım oğlum. Neden böyle bir şey yaptın ki? Neden kandın onlara? Neden mafya oldun? Evet Ali sen çok iyi çocuktun. Senden beklemezdim böyle bir şey. Arada kavga da etsek kuzeniz biz. Ben seni çok seviyordum Ali. Sadece kızlara artistlik yapmak istemiştim. Böyle olsun istememiştim. Özür dilerim Ali. Ben de hatalıyım. Hayır Yusuf. Senin bir suçun yok. Hepsi benim suçumdu. Bana ne yaparsan yap böyle bir şey yapmamalıydım. Kötü birisi olmamalıydım. Ben hapse girmeyi hak ettim ve cezamı çekeceğim. Kerem komiserim oğlumu buradan çıkarmanın bir yolu olması lazım. Yok mu bir yolu? Bir şeyler yapabiliriz bence. Evet Kerem komiserim baksana Ali çok pişman yaptıklarına. Ayrıca o sadece bir çocuk daha. Keşke olsa ama biliyorsunuz yani Ali bütün şehre ihanet etti. Ele geçirdi şehri. Yani ben de farkındayım o bir daha bir çocuk ama yani çok kötü şeyler yaptı. Çok da pişman ama bilmiyorum yani. Kerem komiserim ne istersen yaparım. Gerekirse ben girerim hapse. Ne olur oğlumu çıkar ne olur. O da küçücük masum bir çocuk. Lütfen Kerem komiserim illa bir yolu olması lazım. Aslında bir yolu var. Neymiş o yol Kerem komiserim? Ne istersen yaparım. Yeter ki telafi edeyim hatamı. Hapiste bile kalmaya razıyım ama hatamı telafi etmek istiyorum. Ali bir yolu var. O da şu. Sen de benim gibi bir polis olacaksın. O mafyayı beraber yakalayacağız. Eğer onları yakalayıp hapse atabilirsek senin hapse atmana gerek yok. Polis olabilir misin? Polis olmayı kabul ediyor musun? Yaptığım onca şeyden sonra tekrar bana güvenebilecek misin Kerem komiserim? Oğlum biz seni tanıyoruz. Sen iyi birisin. Biliyoruz. Aynen Ali. Bu sefer yanlış bir şey yapmayacağını hepimiz biliyoruz. Hadi madem gel seni de polis yapalım ve o kötü mafyaları yakalayalım. Bu sefer güvenimizi boşa çıkartma Ali. Oley yaşasın. Çok teşekkür ederim. Bana güvendiğiniz için çok teşekkür ederim. Söz veriyorum size. Onların hepsini yakalayacağız beraber. Oh yeah. Nasılım ama nasılım? Şuna bakın. Ali polis oldu. Oh yeah. Çok havalıyım değil mi? Aslan oğlum be. Ne kadar çok yakıştı polis üniforması. Helal olsun be. Aslan oğlum. Ali harbiden yakıyorsun kardeşim. Yakıyorsun. Alev aldı buralar. Evet Ali. Çok iyi oldu. Ama biliyorsun seninle bir anlaşma yaptık. Ben sözümü tuttum. Seni hapisten çıkardım. Polis yaptım. Şimdi sen de benim o mafyayı yakalamam için bana birkaç ipucu vereceksin. Evet evet Kerem komiserim biliyorum. Elimden geleni yapacağım. Hiç merak etme sen. Birlikte o pislikleri çok fena yakalayacağız. Onlara günlerini göstereceğiz. Aslan Ali'm benim be. İşte benim tanıdığım Ali böyle birisi. Şimdi söyle bakalım. Onların saklandığı bir yer falan olabilir mi? Nereye gitmiş olabilirler? Sen biliyorsundur. Onları bir an önce durdurmalıyız. Biliyorsun. Onlar çok güçlü. Çok da paraları var. İstedikleri her şeyi yapabilirler. Bir an önce engel olmalıyız onlara. Yani açıkçası Kerem komiserim çok bilmiyorum ama bir tane yerde olabilirler.
olabilirler. Onlara sıkıntı yaşarsak orada saklanmalarını oraya geleceğimi söylemiştim. Ama onlar benim de polis olacağımı düşünmemişlerdir. O yüzden kesin oradadırlar. Senden orada saklanıyorlardır. Hı, işte bu. Hemen göster bana orayı. Hemen. Hemen gidip durduralım onları. Hemen. Biz size engel olmayalım. Biz Arda amcayla gidelim. Aynen, size o pislikleri yakalamada başarılar. Hadi madem Kerem komiserim, gel göstereyim, gidelim oraya. Bence artık güvendeyiz, ne dersiniz? Gidip o Ali Veledin'i yakalayıp öldürelim bence artık. Aynen öyle, o çocuk bir bildiklerini anlatırsa yanarız biz, yanarız. Burayı bile biliyordu. Evet evet, bence de zamanı geldi. Artık o veletten tamamen kurtulmalıyız. Onu öyle bir öldüreceğim ki, yaptıkları için öyle bir öldüreceğim ki. Gençler selamünaleyküm, ne habersiniz? Ne yapıyorsunuz da burada, ne yapıyorsunuz? Beyler şu gerizekalı velede bakın, kendi ayaklarıyla gelmiş buraya. Enayi bir de polis üniforması bulmuş. Nereden aldın? 1 milyoncudan mı? Seni var ya çok kötü yapacağız gerizekalı. Gel buraya. Aynen kankalar aynen. O kadar kolaydı değil mi? Ha, ne diyor lan bu? Neye güveniyor bu? Bana güveniyor. Gelin bakalım buraya siz. Çabuk teslim olun. Yoksa hiçbirinize acımayız. Vururuz hepinizi. Aynen öyle. Ali'nin dediğini duydunuz. Ali komiserin dediğini duydunuz. Eller havaya hemen. Yoksa vururuz hepinizi. Hayır olamaz. Tamam ne olur vurmayın, teslim oluyorum. Ulan o veledi orada öldürecektim işte, hayır. Ulan harbiden öldürmeliydik onu. Sizi sersemler artık kimseye zarar veremeyeceksiniz. Ali ve ben bu şehri mafyada temizliyoruz. Bana ihanet etmek mi? Büyük hata. Resmen kendi sonunuzu hazırladınız. Ama iyi ki etmişsiniz. Yoksa kötü biri olarak kalmaya devam edecektim. Gözüm asla açılmayacaktı. Aferin Ali komiser. Gırır duyuyorum seninle. Senden süper bir polis olacağım. Kemal abi, polis merkezinin önünde seni bekliyorum. Acilen gelmen gerekiyor. Sana süper bir sürprizim var. Hemen gelmelisin. Pişman olmayacaksın. Kerem kardeşim, şimdi gelemem diyorum. Nesini anlamıyorsun bunu? Gelemem, işim var. Ay ben hamileyken başka kadınlarla mı konuşuyor bu yoksa ya? Kiminle konuşuyor ya? Ya abi dinlesene beni, gerçekten çok beğeneceksin ya. 2 dakika zaman ayır, gel işte, vallahi beğeneceksin. Söz veriyorum bak sana, hadi gel, bekliyorum seni polis merkezinin önünde. İyi tamam, bekle, Ceren'den izin alıp geliyorum şimdi. Ne, Ceren'den izin mi alacaksın? İyice kılıbık olmuşsun abi, sen koskoca adamsın, ne izni ya? Arkadaşlar Kerem komiserin abisi Kemal'i sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. He Kerem, asabımı bozma benim. Kapat lan kapat. Oraya gelip kafanı kırmak zorunda kalmayayım. Duydun mu lan beni? Duydun mu? Hiç güleceğim yoktu ya. Bir de suratımı kapatıyor telefonu. Abim Kemal de sağlam arımcı çıktı ya. Yazıklar olsun sana Kemal, yazıklar olsun. Kimdi o kadın? He Ceren, ne saçmalıyorsun sen, ne saçmalıyorsun? Ne başka kadını ya, Kerem'le konuşuyordum ben, bizim Kerem'le, kardeşim Kerem. Salağım, ben de inandım zaten, o gülme sesi neydi, tam bir kız sesi gibiydi, kız gülme sesiydi. Of Ceren, amma uzattın, Kerem diyorum işte, neyine inanmıyorsun, neyse gidiyorum ben, bana bir şey gösterecekmiş, gelirim bir 15-20 dakikaya, hadi bye. Ne var Kerem, ne var? Geldim işte. Ne istiyorsun? Geldim işte. Oo abi sonunda ya. Kaç saattir seni bekliyorum. Nerede kaldın ya? Aç oldum resmen beklemekten seni. Kısa kes Kerem. Hemen eve dönmem lazım. Ceren her an doğurabilir. Hani nerede o bahsettiğin sürpriz? Nerede? Abicim bak şöyle bir etrafına. Bak bakalım ne var burada? Neler görüyorsun? Ulan Kerem, ulan Kerem. Bakayım ne var burada? Ha, hiçbir şey yok oğlum. Bulmaca çözdürme bana. Ne söyleyeceksen söyle. Ne? Neymiş sürprizi? Abi kör müsün ya? Koskocaman arabayı görmüyor musun? Lan Kerem bana bak, abinle düzgün konuş, kırarım senin kafanı, duyuyor musun? Kör müsün falan, hayırdır oğlum sen? Of abi, hem acelem var diyorsun hem de boş boş konuşup duruyorsun ya. Neyse, nasıl yeni arabam, beğendin mi? Sürprizim buydu. Ne, bu araba senin mi? Nasıl aldın oğlum bu arabayı? Süper lan bu araba, nasıl alabildin bunu Kerem? Aldım işte abicim, üzümüye bağını sorma. Ne dersin, bir tur atalım mı, gezdireyim mi seni? Vallahi
Vallahi Kerem süper olur ya, böyle bir arabaya binmedim de demem. Hadi madem kardeşim, binelim gezelim. Yalnız ben kullanırım, baştan söyleyeyim, sana vermem yani. Ona göre baştan söyleyeyim, sonra mızıkçılık yapma, ona göre gezdireceğim seni. Ulan Kerem ne cimrisin lan sen, ne cimrisin, abine arabanı bile vermiyorsun. Neyse tamam, hadi gezelim de bana yeter. Oğlum şuna bak lan, uçuyor lan resmen bu araba, çok iyiymiş. Ne sandın abicim, ben öyle dandik arabalar alır mıyım he? Vallahi çok beğendim Kerem, ama biraz hızlı kullanmıyor musun? Aman abi, hızlı kullansam ne olacak, ben polisim. Bana kim ne diyebilir sanki, kim ne diyebilir? Ne olacak, radara mı yakalanacağız? Yüksek hızda ceza mı yiyeceğiz? Oğlum ondan demiyorum, önümüze biri falan atlar şimdi, çok kötü şeyler olur bak la. Aa! Lan Kerem, ben ne dedim sana Kerem, ne yaptın? Hayır olamaz, yine mi, yine birine çarptım. Kardeşim cevap ver, beni duyuyor musun he? Duyuyor musun hiç? Hayır olamaz, Arda'yı öldürdüm. Kardeşim duymuyor musun, alo? Abi ne yapacağız şimdi, ne yapacağız? Bana mı soruyorsun gerizekalı, ne yapacağız diye, sana dedim yavaş git diye. İşin gücün artistik Kerem, senin yüzünden bir çocuk daha öldü. İsteyerek olmadı abi, isteyerek olmadı. Arda'yı ben çok seviyordum, neden çarpayım Arda'ya? Sana 100 kere dedim değil mi, düzgün kullan şu arabayı, yavaş kullan dedim. Ama beni dinlemeyip artist ben polisim, kimse bana ceza yazamaz dedin. Al işte yine oldu. Abi yapacak bir şey yok, sen üstleneceksin bu kazayı. Ben polislikten atılamam, hapse giremem. Geçenki seferdeki olduğu gibi sen yine üstleneceksin. Hapse benim yerime gireceksin, tamam mı? Ne saçmalıyorsun lan sen, ne saçmalıyorsun? Ulan ben sen evleniyorsun diye girdim hapse. Bu ne lan böyle, yine mi beni sokmaya çalışıyorsun? Nasıl şerefsiz bir adamsın lan sen, nasıl şerefsizsin? Abi uzatma, gireceksin hapse. Ne bir işin var, ne sevenin, ne özeyenin var. Sen gireceksin işte ya, duydun mu beni? 5 kuruş paran da yok zaten. Sen hapse girersen doğacak bebeğine ben bakarım, merak etme. Çok daha bir hayat yaşar. Sen ona hayatta güzel bir hayat veremezsin. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Yine yaptın yapacağını, yine yaptın. Çok konuşma be, hadi yürü. Doğru karakola gidiyoruz, hapse giriyorsun benim yerime. Ne oluyor be, ne bağırıp duruyorsunuz be? Bir uyutmadınız şurada. Hı? Arda sen iyisin, biz seni öldü sanmıştık. Ne ölmesi kardeşim, bayılmışım. Kardeşim iyisin değil mi, bir şeyin yok değil mi? Yok abi ya, çok şükür iyiyim. Kerem en son sen bir şeyler diyordun, yine suçu benim üstüme yükmeye çalıştın. Bana 5 kuruş etmeyen bir adam muamelesi yaptın ha, bir şeyler diyordun. Abi bunların önemi yok, baksana Arda iyiymiş zaten, konuşmamıza gerek kalmadı, boşver. Ulan ne demek yok lan, gel lan buraya, göstereceğim sana, al bakalım. Seni yüzsüz, seni şerefsiz, senin gibi kardeş olmaz olsa. Sen daptarı sarıyorsun lan, daptarı sarıyorsun. Sen kimse para vuruyorsun lan, bu yaptığı yüzünden hapiste çürüyeceksin. Bir polis memuru da vurmak değilmiş, göstereceğim sana. En azından bu sefer işlediğim bir suç için hapse girerim Kerem. Ulan Kemal amcaya bak, ne kadar güçlüymüş Kerem komiserim. Bir tane koydu, bir tane de yer koydu valla. Çocuk çıkmak istiyor ya. Olmaz, kocamı getirin bana, kocamı getirin. O olmadan durmayacağım. 9 ay beklemiş, bir 9 dakika daha dayanabilir çocuğum. Ya hanımefendi dayanamaz, dayanamaz, artık doğurmanız lazım. Kocanızı arıyoruz ama ulaşamıyoruz, ne yapalım yani? Eğer hemen şimdi doğuma geçmezsek siz de çocuk da ölebilirsiniz. Hayır, kocam gelecek, Kemal gelecek buraya. Ne oldu lan artist Kemal, bir yumruk attın, artık yıllarında ödeyeceksin bu yumruğun bedelini. Çocuğunun doğumunu bile göremeyeceksin salak Kemal seni. Ulan Kerem, ulan Kerem, senin gibi kardeş olmaz olsun lan, olmaz olsun. Keşke senin yerine hapse girmeseydim, keşke sen girseydin. Sen evlen, aileni kur, mutlu ol diye ben üstlendim cezayı. Ama sen şimdi geldin, çocuğumun doğumunu görmemi engelliyorsan. Aynen öyle, çocuğunun doğumunu göremeyeceksin. Ne oluyor ya, ben hiçbir şey anlamadım. Demek Arda'yı öldü sanıp yine bana suçu yıkmak istedin ha? Yine ben hapis yatacaktım ha? Oğlum Kerem sen hiç mi akıllanmadın lan? Hiç mi ders almadın? Yine abini sattın lan, artık senin gibi bir kardeşim yok benim. Of mıy mıy mıy, ne çok boş konuştun ya, ben gidiyorum artık. Arda sen de bu olayı kimseye söylemeyeceksin, yoksa çok kötü yaparım seni, canını yakarım, anladın mı? Arda yeğenim, senden bir şey isteyeceğim. Buyur Kemal amca, ne istiyorsun? Git Ceren'i bul ve benim geleceğimi söyle, tamam mı? Sadece
sadece biraz gecikeceğim. Merak etmesin, geleceğim ama gecikeceğim. Tamam Kemal amca, gidip bulayım da nasıl çıkacaksın hapisten? Sen orasını bana bırak. Sen sadece Ceren'i bul ve geleceğimi söyle. Çocuğumuzu doğursun. Peki Kemal amca, sen nasıl istersen ben gidip bulayım Ceren'i. Hadi fakir, hadi zengin, size güveniyorum. Evet Ceren abla, sonunda buldum seni. Hastaneye gelmek aklıma gelmemişti. Beni Kemal amca gönderdi. Birazdan burada olacak. Yani 1-2 saatte sen doğumunu yapman gerekiyormuş. Kesinlikle geleceğini söyledi. Ufak bir işi var da. Ne, Kemal mi yolladı seni? Kemal nerede? Başı derde mi girdi yoksa ona bir şey mi oldu? Yok yok, bir işi var sadece. Ufak tefek bir işi var. Gelecek, tamam mı? Ya ben burada doğum yapıyorum. Daha önemli ne işi olabilir? Yapacak bir şey yok. Artık doğuma geçiyoruz. Bekleyemeyiz kimseyi. Kemal Bey de haber yollamış zaten. Yapacak bir şey yok. Tamam peki madem doktor, yapacak bir şey yok. Efendim zengin, efendim fakir, niye böyle alelacele çağırdınız beni? Ne oldu, bir şey mi oldu? Ulan Kerem, sen nasıl adamsın lan, nasıl adamsın? Ne oldu ki zengin, ne yapmışım ben? Kerem, bize hikaye falan anlatma, duydun mu beni? Yaptıklarından haberimiz var bizim, var. Aynen öyle, Kemal'in hapiste yattığı suçu aslında işleyen senmişsin. Bu trafik kazasını sen yapmışsın. Şey, durun, açıklayabilirim. Neyini açıklayacaksın lan? Neyini açıklayacaksın? Kemal bize her şeyi WhatsApp'tan yolladı. Aynen öyle. Kazanın güvenlik görüntülerini izledik. Kazayı yapan sensin. Utanmadan Kemal'e üstlendirmişsin suçu bir de. Hı? Şey, ne olur affedin beni. Ne olur. Senin neyini affedeceğiz lan? Neyini affedeceğiz? Bu şehri biz kurduk. Sana da güvenip seni polis yaptık. Ama sen bizim arkamızdan iş çevirmişsin. Aslında sen güvenilir bir adam değilmişsin. Tam aksine kötü bir suçluymuşsun. Aynen öyle. Seni polislikten alıyoruz. Ve işlediğin suçun cezasını ödemek için hapiste yatacaksın. Bundan sonra hapisten çıkamayacaksın. Aynen öyle. Derhal rozetini ve silahını bırakıp hapse gidiyorsun Kerem. Kemal'i de hapse atmışsın. Onu da çıkarıyorsun. Hayır. Olamaz. 2 saat sonra. Şuna bak Kemal, ne kadar tatlı bir bebeğimiz oldu. Aynı sana benziyor. Evet ya canım çocuğum benim. Sana çok iyi bakacağım. Sen her şeyden daha önemlisin. Canım evladım benim. Allah analı babalı büyütsün. Ne kadar tatlı bir şey ya bu. Canım oğlum benim. Her şeyim benim. Arkadaşlar, nasıl, bebeğimiz tatlı mı? Lütfen yorumlarda yazın. Bebeğim sapasağlam hayata geldi. Kerem'den de intikamımı aldım. Bugün dünyanın en güzel günü. Çıkarın beni buradan, ne olur çıkarın. Ben hapiste yaşayamam. Hayır. Her şey Kemal'in suçu, her şey. Bunun hesabını soracağım ona. Artık vakti geldi. Arda'nın bakkalını yıkacağız. Buraya ben kral köşkü yaptıracağım. Duydunuz mu beni? He? Duydunuz mu? Artık yıkabiliriz burayı. Pekala madem kral Kerem Bey. Yıkıma başlayabiliriz diyorsanız başlarız o zaman. Evet, hazırız. Artık başlayabiliriz. Yık şurayı. Olmaz ya. Orada kardeşim, neredesin? Neredesin? Nerede bu çocuk ya? Bakıldı yıkacaklar. Nerede bu? Nerede bu çocuk ya? Nerede? Orada neredesin? Olamaz ya. Orada'yı bulup engel olmalıyız yıkımına. Yoksa çocuğun ekmek teknesi elinden gidecek. Hayır Arda. Arda'cığım, Allah senden razı olsun. Kaç gündür yemek yemiyoruz vallahi. Sayende bir şeyler yiyeceğiz. Çok teşekkürler. Ne demek abicim, ben sık sık size böyle yemek getiririm, olur mu? Hiç merak etmeyin siz. Sen al bu yemekleri, ailenin karnını doyur, kendi karnını doyur. Ardacım, Allah ne muradın verse versin oğlum. Çok iyi birisin sen, helal olsun sana, bize yemek getiriyorsun. Allah razı olsun senden. Sen de olmasan ne yapacağız? Bu evi de bize sen ayarladın. Hiç yoktan iyidir, sokakta yaşamıyoruz en azından. Ablacım sen hiç merak etme, bu evi geçici olarak buldum. Ben size daha güzel bir ev bulacağım. Şimdilik idare edin sadece, tamam mı? Çok teşekkürler Arda abi, çok teşekkürler. Adamın birisin. Karnımız ne kadar açtı anlatamayız sana. Sayende karnımız doyacak. Aha Arda, sonra da buldum seni işte. Buradasın, buradasın. Arda kardeşim, çabuk buraya gel. Acil durum var, acil durum. Aa Rüzgar kardeşim, ne işin var burada? Dur geliyorum. Abi afiyet olsun size. Hadi görüşürüz. Beni arkadaş çağırıyor. Ben gidiyorum. Ben yine gelirim, olur mu? Rüzgar kankacığım, hayırdır? Ne oldu? Ne acil durumu ya? Ne oldu? Arda, acilen senin bakkalına gitmeliyiz. Kral Kerem ailesi orayı yıkıyor. Kral köşkü yaptıracaklarmış. Acilen gitmeliyiz. O yıkıma engel olmalıyız. Ne? Hayır olamaz. Koşalım hemen. Ya oğlum manyak mısın? Arabayla daha hızlı gideriz. Niye koşuyoruz? Hadi koş. Ya manyak mısın Rüzgar? Araba var. Niye koşuyoruz diyorsun?
bana koş diyorsun. Hadi gidelim bir şekilde. Nasıl gidiyorsak gidelim de. Olamaz, yazık çocuğa. Bakkalını yıkacaklarmış. Çok da iyi biriydi. İnşallah engel olabilir. Hop hop durun, ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Burası benim bakkalım, durun. Kerem komiser hayırdır, ne oluyor, niye yıkıyorsunuz bakkalımı? Ne, Kerem komiser mi? Ben polislikten istifa edeli çok oldu, haberiniz yok mu sizin? Arkadaşlar, Kral Kerem'i sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi babası ölümsüz olur inşallah. Bana krallar kralı, Kral Kerem komiser diyeceksiniz. Ya aman neyse neyse, neden yıkıyorsunuz bakkalımı? Ne istiyorsunuz benim bakkalımdan? Burası benim bakkalım, ben burası olmadan ne yaparım, ne yaparım? Beni alakadar etmez, ne yaparsan yap, umurumda bile değil. Ben burayı yıktırıp kendi kral köşküm yapacağım. Kimseden de izin almaya ihtiyacım yok. Ben Kral Kerem komiserim. Ya hayır yapmayın çocuk, bu bakkal sayesinde geçiniyor. 5 kuruş parası kalmaz, hayır. Evet ya, lütfen yapmayın bunu. Bakkalımı yıkmayın, işsiz evsiz parasız kalırım. Umurumda bile değilsin Arda. Hadi yıkın burayı artık, neyi bekliyorsunuz? Şu veletleri de ne yapıyorsanız yapın, alın buradan. Emredersin Kral Kerem Bey. Hayır, bakkalımı yıkıyorlar. Kral Kerem, tam istediğiniz gibi bütün dükkanı yıktık. Bütün dükkanı, işlem tamam. Aferin sana, işini böyle düzgün yap işte. Neyse, artık gidebiliriz. Yarın da köşkü yapmaya başlayacağız, ona göre. Tamamdır Kral Kerem, nasıl istersen sabah erkenden burada olacağım. Arda tamam kardeşim ya, ağlama ya, boşver, yeni dükkan buluruz sonra, yeni iş yeri açarız oğlum, üzülme bu kadar. Rüzgar ben ağlamayayım da kim ağlasın ha, kim ağlasın, ekmek teknem gitti, hayır bütün param gitti, artık çulsuzum, hayır olamaz. Bebek asker, bebek polis, hayırdır çocuklar, bu kıyafetler ne he, sirke mi geldiniz? Baldi, senin kiminle konuştuğundan haberin var mı, yok sirk mirk dalga geçiyorsun bizimle? Aynen öyle Baldi, biz öyle sirk mirk artist artist konuşma. Sen galiba kiminle konuştuğunun farkında değilsin. Ulan Allah'ın veletleri, öğretmenime ne oldu? Baldi ne lan, askerlik arkadaşınız mıyım ben sizin he he, kırarım bacaklarınızı he. Yok yok bebek asker kardeşim, bu Baldi çok kaşınıyor çok. Aynen kardeşim ya, en iyisi bu okulu satın aldıktan sonra Baldi'yi kovalım. Ah be Baldi, biz seninle anlaşma yapmaya gelmiştik. Biz okulu satın almaya geldik, senin de maaşını arttıracaktık. Ama bize böyle davrandığın için atılacaksın okuldan, işsiz kalacaksın. Ne çocuklar, ne diyorsunuz siz? O elinizdeki paralar gerçek mi? Gerçekten okulu satın almaya mı geldiniz? Ben şaka yapıyorsunuz sanmıştım. Çok özür dilerim çocuklar. Çok, ne olur kovmayın beni, ne olur. Niye şaka yapalım ki? Biz Kral Kerem komiserin ailesindeniz. Aynen öyle Baldi, haberin yok galiba. Biz bu şehrin krallarıyız ve çok zenginiz. Okulu da satın alıyoruz. Seni de kovuyoruz. Hadi pılını pırtını topla, yalla buradan. Hayır olamaz, 5 parasız işsiz kalacağım, hayır. İsteklerinizi geçirdim efendim. Başka bir isteğiniz var mı acaba? Ya Miray kölesin, ne diyorsun sen, ne isteği? Benim sana söylediğim her şey emirdir. Duydun mu beni, duydun mu? Bir daha istek mistek dersen kovarım seni, kovarım. Ben Kraliçe Aslı'yım. Kral Kerem'in karısıyım ben. Kraliçe Aslı, çok özür dilerim. Evinizi yeni kere geçirdim efendim. Buyurun, emrettiğiniz yemekler burada efendim. Ya sen ne kadar salaksın köle. Şimdi seni o olacak, ben yemek mi istedim? İçecek, serin bir içecek istedim.
Kral Kerem efendim, bankamıza hoş geldiniz. Yoksa bizim bankamızı mı kullanacaksınız? Kral Kerem Bey yaşasın ya. Sonunda paralarınızı bizim bankamıza yatırmaya mı karar verdiniz? Oley! Vallahi çok işimize yarayacak. Çok teşekkür ederiz efendim. Ya zengin, sen ne anlatıyorsun ya? Salak mısın oğlum sen? Ben niye senin gibi bir salan bankasını kullanayım he? Niye? Ha, ama efendim o zaman neden geldiniz buraya? Sana ne lan? Ben kral değil miyim? İstediğim yere giderim. İstediğimi yaparım. Sana ne oğlum? Haklısınız, özür dilerim, hadsizlik ettim. Ben bir bankayı satın almaya geldim. Bu banka artık benim olacak. Senin değil, benim, Kral Kerem'in. Hadi şimdi pılını pırtını topla, bankamı terk et. Ama efendim, siz benim bankamı alırsanız ben ne yapacağım? Nasıl para kazanacağım? Bankam giderse ben fakir olurum, çok fakir olurum. Ne yapayım? Hadi yallah. Vallahi bak, ben gönderirim seni, çok kötü olur. Hadi. Olamaz, hayır. Ne yapacağım şimdi ben? Ne yapacağım? Bankam gitti, aileme nasıl bakacağım? Ne yapacağım ben he? Ne yapacağım? Lan köleler, düzgün tutuyorsunuz beni değil mi? Şimdi düşerim ederim falan, bir şeyler olur, dalga geçer millet he. Vallahi çok kötü yaparım sizi düşersem. Hiç merak etmeyin efendim, sağlam tutuyoruz. Aynen öyle efendim, düşmeniz mümkün değil. Hele bir tutmayın zaten, hele bir tutmayın. Kral Kerem'in gazabına uğrarsınız. Neyse, artık kendi bankam olduğuna göre buraya bütün paramı koyabilirim. Başkasının bankasına güvenmezdim. Arkadaşlar, hepimiz hemfikiriz değil mi? Bu Kral Kerem ailesinden kurtuluyoruz değil mi? Bakın işte tankım burada. Eğer herkes aynı fikirdeyse bu tankla beraber Kral Kerem ailesinden kurtulacağız. Evet zengin, ben onlardan kurtulmak istiyorum. Onun çocukları yüzünden işimden oldum. Okulu satın alıp beni kovdu hergeleler. Tamamdır Baldi, sen o zaman benimlesin. Aynen öyle zengin, senle beraber kurtulalım onlardan. Miray, peki sen de kurtulmak istiyor musun? Ay evet, o aslı var ya, cadı aslı, bana çok kötü davranıyor, çok kötü. Ben böyle davranışları hak etmiyorum, ben de seninleyim zengin, bitirelim onların işlerini. Güzel, 3 kişi olduk. Baldi ve sen ve ben. Hop hop zengin amca, ben fosilyeden miyim? Ben de sizinleyim. Bugün o Kral Kerem ailesinden kurtuluyoruz. Oo süper, demek Arda da bizimle. Harika, Kral Kerem ailesinden kurtulmak isteyen tamına 4 kişiyiz. Bakın bu benim tankım. Bunu zor günler için sakladım. Ama bunu Kral Kerem ailesinin üstünde kullanacağız. Peki tankı kim kullanacak he? Kim kullanacak? Kim evlerini bombalayacak? Valla ben hayatımda hiç tank kullanmadım. Ben kullanmasam olur mu? Baldi, biz de her gün işe zaten tankla gidiyoruz değil mi? Ya ben araba kullanmayı bile bilmiyorum, ne tankı? Valla ben de aldım bu tankı ama nasıl kullanacağına dair en ufak fikrim yok. Ne yapacağız o zaman? Kim kullanacak bunu? Ben kullanırım babacığım. Orada kardeşime yapılan yanlış bana yapılmış demektir. Rüzgar, oğlum emin misin? Sen nereden bileceksin tank kullanmayı? Sen rahat ol babacığım. Geceleri sen uyurken ben senin tankını kaçırıyordum. Şimdi onu kullanmanın vakti geldi. Bu sefer doğru sebeple. Hiç merak etmeyin. O Kral Kerem ailesine bu yaptıkları hesabını ödeteceğim. Rüzgar oğlum, bu dediğini gerçekten başarırsan 100 vereceğim bütün derslerine. Rüzgar be, canım kardeşim benim. Ulan Rüzgar, ben de bundan bir şey olmaz, bir cacık olmaz diyordu ama sen harbiden çok delikanlı, çok akıllı bir çocuk olmuşsun. Hadi Rüzgar, al intikamımızı. Hiç merak etmeyin, ben de. Ceren, hayır, bu iş böyle olmaz. Artık bu hayattan kurtulmamızın vakti geldi. Yaşadığımız şu eve bak. Şu eve bak yani, böyle olmaz. Her yerden su akıtıyor, her yerde kaka var. Yeter, çocuklarımın burada büyümesini istemiyorum. Bir yolunu bulup para kazanmalıyım. Düzgün bir eve gitmeliyiz artık, orada yaşamalıyız. Ay Kemal, doğru söylüyorsun gerçekten. Şu halimize bak, çocuklara mama bile alamıyoruz, bez bile alamıyoruz. O kakalarda bebeklerimizin kakası yere yapıyorlar mecbur. Aynen öyle, o yüzden gideceğim, bir iş bulmaya bakacağım. Hiç merak etme hayatım, bu işi halledeceğim. Çocuklarımız düzgün büyüyecek. Sana güveniyoruz Kemal. Arkadaşlar, Kerem komiserin abisi Kemal'i sevdiniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Gideceğim ve Kerem'den bana iş ayarlamasını isteyeceğim. Sonuçta ben onun için çok fazla şey yaptım, çok fazla. Onun için hapiste yattım ben. Eğer ben olmasaydım Kerem'in 5 kuruş parası olmazdı, ailesi bile olmazdı. Bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Sonuçta o benim kardeşim. Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Oradaki arabalar, motorlar, paralar da kimin? Yoksa bunların hepsi Kerem'in mi? Fakir, üzgünüm ama sana 5 kuruş para bile veremem. Veremem yani.
yani, kusura bakma. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Kerem ya, artık şehrin en zengin insanısın. Ne olur ki biraz para versen, ne olur yani. Harbiden Kerem ya, sen nasıl bu kadar zengin oldun? Şehrin en zengini bendim, şimdi sensin. Nasıl olur bu? Vallahi zengin, ben şansa inanmam. Başarının sırrı sıkı çalışmak. Çok çalıştım ve gördüğün üzere çok zengin oldum. Şu spor arabalara, lüks arabalara, motorlara, parama bak yani, ne kadar zenginim. Of Kerem ya, alacağın olsun, o kadar param var ama senin yanında ben bile fakirim resmen. Hani Kerem ya, azıcık para veriver ya, bankaya borcumu kapatacağım. Vallahi beni hiç ilgilendirmez fakir, bankaya borç yaparken bana mı sordun ha? O parayı alıp benle mi harcadın, bana ne? Ne oluyor ya, hiçbir şey anlamadım, en iyisi gidip sorayım. Kerem selam, naber? Ooo Kemal canım abim, hoş geldin, ne yapıyorsun, nasılsın? Kerem ben iyi olmasına iyiyim de tüm bunlar ne oğlum, bunların hepsi senin mi? He senin mi bunlar, nasıl aldın bunları? Şuraya bak yani, burada bir sürü para var yani, milyonlar değerinde buradaki arabalar. He nereden bunlar, senin mi bunlar? E abi ayıp ediyorsun, tabii ki de benim. Baksana artık ben şehrin en zengin insanıyım, çok fazla param var benim. Artık milyarderim, benim tek hedefim artık Elon Musk. Vay be Kerem, helal olsun kardeşim. Ben de seninle özel bir şey konuşacaktım. Gelsene bir konuşalım. Biraz özel de, insan içinde konuşmak istemiyorum, utanıyorum. Ya abi saçmalamasana. Bu fakirlerden mi utanacaksın ya? Gel işte konuşalım, söyle sen. İstediğini söyleyebilirsin. Utanmana gerek yok. Onlar kendileri utanmalı. Pis fakirler. Neden öyle diyorsun Kerem ya? Neden bizimle dalga geçiyorsun? Neden? Harbiden Kerem ya, ayıp oluyor. Olsun Kerem kardeşim, gel 2 dakika dinle beni. Kulaktan kulağa konuşalım işte. Abi uzatma. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Daha işim var. Daha çok para kazanmalıyım. Yabancı yok burada. Merak etme. Sıkıntı yaratanı paramla satın alırım. Peki madem. Anlatayım. Hani biliyorsun Kerem, Ceren'le evlendik. Bebeklerimiz oldu ya bizim. Evimiz falan çok kötü durumda. Hani çocuklara yemek bile alamıyorum. Bana bir iş bulabilir misin diyecektim. Biliyorsun çünkü çok zor durumdayız. Yoksa senden yardım istemezdim. Kendim halletmeye çalışırdım. Ya abi sen ne anlatıyorsun ya? Gel şuradan bir tane para al git işte. Allah Allah, bir de sana iş bulmakla mı uğraşacağım? Allah Allah. Bak Kerem beni sinir etme. Ben senden sadaka istemedim. Dilenciye sadaka vermiyorsun oğlum sen. Çok basit bir şey istedim senden. Bana iş bulur musun dedim. Abicim manyak mısın sen? Sana nasıl iş bulayım ben? Sana hapishaneden çıktım. Kimse sana iş falan vermez. Al işte şuradan bir tane para ya. Uğraştırma beni. Bak Kerem benim canımı sıkma. Duydun mu beni? Benim canımı sıkma. O hapse ben senin yüzünden girdim. Şimdi de sana insan gibi soruyorum. Bana iş ayarlayabilir misin diyorum. Senden para istemiyorum. Ve ayrıca ben senin abinim. Benle terbiyeli konuş. Öyle beni parayla satın alamazsın. Alamaz mıyım? Ben paramla var ya herkesi satın alırım. Herkesi. Ayrıca benim yerime hapse girmeseydin ne olacaktı? Birine diklenecektin. Dövecektin. Ona yine girecektin yani. Ne fark eder? İyi ki bir iyilik yaptın sen de. Hep yüzümüze vur. Hep yüzümüze vur. Ulan Kerem ona para veriyorsun. Bana niye vermiyorsun ya? Bana niye vermiyorsun? Yani bana da ver bari ya. Tamam zenginim de daha da zengin olayım. Of ya sabır ya Rabbim ya. Defolun gidin hadi. Uğraşamayacağım sizinle. Sabah sabah sinirlerimle oynadınız ya. Defolun gidin. Bu iş burada kalmaz Kerem. Sana bunun hesabını soracağım. Bana dediklerinin hesabını soracağım sana. Burada kalmazsa paket yap evine götür. Ne yapayım? Şuna bak yüzsüz herif. Ben onun yüzünden bu haldeyim. O benimle ne biçim konuşuyor. Ama yok, o Kerem görecek. Ondan çok daha zengin olacağım. İntikamımı alacağım ondan. Ben ve Ceren çok zengin olacağız. Onlar ise fakir olacak. Zengin fakir, siz burada mısınız hala ya? Göz zevk gibi bozuyorsunuz. Hadi defolun gidin. Kış kış. Hadi hoş kıçı kıçılar size. Hadi. Ulan Kerem herife bak, zamanında bana 5 lira için dilendiğin günleri unutmadım. Şimdi bana köpek çekiyor. Aman abi boş ver. Yapacak bir şey yok. Oh be, dünya varmış. Pis fakirlerden kurtuldum. Kemal hayatım ne yaptın? Bulabildin mi iş? Artık bebeklerimize mama, bez alabilecek miyiz? Yeni bir eve taşınabilecek miyiz? Hayır Ceren, çok üzgünüm. Bir iş bulamadım. Üstüne Kerem bana ağza alınmayacak laflar etti. Bana çok kötü davrandı. Ne? Nasıl yani? Kerem ne alaka? Kerem'den bana yardımcı olmasını istedim. Bana bir iş bulmasını istedim. Ama Kerem çok zengin olmuş. Bana para vermeyi teklif etti. Ben de kabul etmedim. Ben dilenci miyim sonuçta? Ben hakkımda para kazanmak istediğimi söyledim. Ama o bana kötü şeyler söyledi. Benle dalga geçti. Ezikledi beni. Nasıl ya? Kerem nasıl o kadar zengin olmuş olabilir ki? Nasıl? Bir anda nasıl öyle zengin?
Vallahi hiçbir fikrim yok ama bulacağım. Ona bu yaptıklarının bedelini ödeteceğim. Kimse ama kimse benimle böyle konuşamaz. Anladın mı? O Kerem kesin illegal bir şeyler yapıyor. Onu suçüstü yakalayacağım. Onu polislikten attıracağım. Parasını da ben alacağım. Peki hayatım, peki öyle olsun ama Kerem çok iyi bir insandı. Neden böyle yaptı ki? Neden olacak? Parayı bulunca değişmiş işte. Ama hiç merak etme. O paraların hepsi bizim olacak. Çocuklarımız çok güzel bir hayat sürecek. İşte Kerem'i buraya kadar takip ettim. Kesinlikle bir haltlar karıştırıyor. Yoksa neden şehrin dışına çıksın bu saatte? Bakalım nelerle uğraşıyormuş. Nerede kaldınız siz he? Nerede kaldınız? Sabahtan beri sizi bekliyorum ya. Beni uğraştırıyorsunuz. Patron geldik işte. Paraları da getirdik. Bak hepsi burada, merak etme. Oğlum sana ne lan? İster merak ederim, ister etmem. Ben sizin patronunuzum. Anlaşmayı unutmayın. Siz her gece banka soyacaksınız, dükkan soyacaksınız ama paranın yarısını bana vereceksiniz. Ben de karşılığında polis merkezine gittiğinde güvenlik kayıtlarını sileceğim, sizin yakalanmamanızı sağlayacağım. Biliyoruz patron, sıkıntı yok. Getirdik işte paraları, bankayı soyduk. Yarın sen halledersin, kamera kayıtlarını silersin. Bundan sonra böyle sorumsuzluk istemiyorum. Vaktinde geleceksiniz, duydunuz mu beni? Sorumsuzluk yapmayın ve dikkatli olmaya başlayın. Şehirdeki herkes benim nasıl zengin olduğumu merak ediyor. Sakın ama sakın yakalanmayın. Herkes beni polis sanıyor, benim suçlu olduğumu bilmiyorlar. Sakın ama sakın yakalanmayın. Aynen patron. Eğer sen yakalanırsan çok kötü olur. İş patlar. Sen polis olmazsan kim silecek bankadaki güvenlik kayıtlarını? Direkt yakalanırız valla. Güzel. Aferin. Kafan çalışıyor. O zaman dikkatli olmaya bakın. Vay Kerem vay. Şuna bak. Demek aslında sen bir hırsızsın ha. Demek hırsızsın. Polis değilsin. Şu telefonu çıkarayım. Bunu video kaydını alayım da görsen. Bittin oğlum sen. Senin işin bitti Kerem. Neyse. Paraları alıp güvenli depoya koymaya gidiyorum ben. Sakın beni takip etmeyin. Farklı yerlerden gidelim. Güzel. Bütün paralarımı güvenli yerime koydum. Burada kimse beni yakalayamaz. Kimse paraları bulamaz. Şimdi burayı kapatıp kilitleyeyim. Güzel. Artık evime gidebilirim. Kerem canım benim. Ne yapıyorsun sen orada? He? Ne yapıyorsun? He? Abi senin burada ne işin var? Ne işin var? Ne zamandan beri beni takip ediyorsun? Ne zamandan beri? Yediğin notları öğrenecek kadar zaman takip ediyorum seni. Her şeyin farkındayım Kerem. Her şeyin. Bittin oğlum sen. Bittin. Bana o lafları söylemeyecektin. Abi tamam, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ne olur affet beni. Kimseye söyleme. Söz veriyorum. Buradaki bütün paraları vereceğim. Yarısını yani. Hepsini değil de yarısı senin olacak. Ne? Yarısı mı? Oradan bakınca enayiye mi benziyorum ha Kerem? Tamam, yarısı kimseye söylemem için olsun o zaman. Ama paranın geri kalan yarısı da bana yaptığın yanlışın bedeli. Yani bütün parayı bana vereceksin. Hadi bir oradan. Abartma sen de ya. Yarısını veririz dedik, hepsini istiyorsun. 5 kuruş para yok sana. Hiçbir şeyi ispatlayamazsın. Hiçbir şeyi. Öyle mi dersin Kerem? O hırsızlarla her şeyi videoya çektim. Şimdi de ses kaydı alıyorum. Eğer bütün paranı bana vermezsen polislikten atılırsın ve ömür boyu hapiste kalırsın. Parana da her türlü el koyarlar ve benim olur. Kardeşin olduğum için benim olur. Hayır, olamaz. Tamam, sen kazandın. Bütün param senin. Bütün param. Yeter ki kimseye söyleme. Güzel. Böyle adam olacaksın işte Kerem. Böyle adam olacaksın. Artık ben zenginim, sen fakirsin. Bana o lafları etmeyecektin oğlum. Etmeyecektin. Böyle bedelini ödersin işte. Kerem, nasıl ama yeni evimiz, beğendin mi? Arabalarımızı, motorlarımızı beğendin mi? Artık çok zenginiz. Bu şehrin en zengin insanları biziz artık. Bak, helikopterimiz bile var. O kadar zenginiz. Kemal, biliyordum. Başaracağını biliyordum. Sayende bebeklerimiz çok güzel büyüyecek. Yaşasın. Artık çok zenginiz. Yaşasın. Ne sandın canım? O Kerem'e de gününü gösterdim. Hey taksici, dur. Beni görmüyor musun? Sana diyorum. Dursana. Hey. Ya dursana. Görmüyor musun beni? Sana diyorum. Hayır ya. Buradayım ben. Buradayım. Görmüyor musun? Aman neyse ya. Zaten taksi çok pahalı. Param yetmeyebilirdi. Ben en iyisi otobüse bineyim. Evet Miray, seni dinliyorum. Söyle bakalım. Söyle bakalım. Ne istiyorsun benden? Söyle bakalım. Söyle bakalım. Ya fakir, ne demek ne istiyorum? Bugün doğum günüm, bilmiyor musun ya? Doğum günüm, bugün doğum yapacağım. Bebeğimiz doğacak yani. Bebeğimiz, bizim bebeğimiz. Arkadaşlar, Arda ve Rüzgar'ı seviyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazabilir misiniz? Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah.
Yalnız ben fakir değilim. Duydun mu? O yüzden bana fakir demezsen sevinirim. Ben kral fakirim. Kral fakir. Ya tamam kral fakir bey. Bugün doğum yapmam gerekiyor. Çocuğumuz doğacak. Hadi beni hastaneye götür. Allah Allah ya. Ben niye götürüyormuşum? Şoförlere söyle. Götürsünler seni. Ben burada keyif kahvesi içeceğim. Duydun mu beni Miray? Duydun mu? Hastaneye falan giremem. Kralım lan ben. Kralım. Demek öyle fakir ha. Demek öyle. Sen görürsün. Ben ama o çocuğu sana asla göstermeyeceğim. Anladın mı? Sadece benim çocuğum olacak o. Of Miray ya. Tamam ya. Geliyorum. Tamam. Bekle. Geliyorum. Miray bana bak. Yalnız o çocuk kral fakir ailesine yakışmazsa bırakırım onu hastanede. Duydun mu beni? Duydun mu? Benim gibi yakışıklı kral ailesine yakışır bir çocuk olmalı. Duydun mu? Vallahi sana benzerse kalır hastanede o çocuk. Ya saçma sapan konuşma fakir. O senin çocuğun olacak. Senin. Hadi yürü gidelim hastaneye. Yoksa burada yapacağım doğumu. Umarım beni anlamışsındır. Hayır zengin ya. Ben bu evde doğum yapamam. Burada yapmak istemiyorum. Şu eve bak yani. Nasıl bir ev bu? Bu ne böyle? Ne olur yani hastaneye gitsek ne olur ki? Ya Barbie kafayı mı yedin sen? Bir de hastaneye para mı vereceğiz? Ekmek almaya bile paramız yok. Sen hastanede doğum yapacağım diyorsun. Yap burada işte ne olacak? Şuraya bak mis gibi bir sürü yer var. Burada en az 100 tane çocuk doğurabilirsen. Başına hastaneye para vermeye gerek yok şimdi. Ay zengin gerçekten saçmalıyorsun. Vallahi boşarım seni bak boşarım. Çocuğumuz dizgin şekilde dizgin şartlarda büyüyecek. O yüzden hastaneye doğuracağız onu. Ya beni şimdi hastaneye götürürsek ya da seni terk ederim boşarım. Uf Barbie amma inatçısın. Tamam hadi tamam yürü hadi gidelim. Ya doktor bey bu ne kadar saçma iştir ya. Ne kadar saçma. Ben bu şehrin kralıyım. Bunların benim karımın yanında ne işi var? Bugün sadece benim karım doğum yapmalı. Anladın mı? Anladın mı? Kral fakir bey çok özür dileriz. Ne yapalım doğum bugüne denk gelmiş. Ya zaten ben Barbie'ye de demiştim yani. Hastaneye gitmeyelim demiştim. Ulan ben seninle mi konuşuyorum? Seninle mi konuşuyorum? Bir daha bana bir şey deme. Sana asla cevap vermem. Duydun mu beni? Sen eziksin. Bense kralım. Pis dilenci seni. Pis dilenci. Ya fakir bey niye böyle yapıyorsunuz? Onlar da insan değil mi? Onların da bebeği doğacak yani. Ne olur sanki beraber doğursan. Lütfen biraz sakin olun. Ulan sana mı soracağım lan sakin olup olmayacağımı? Sana mı soracağım? İster sakin olurum ister çok sinirli. Ben bu şehrin kralıyım. Duydun mu? Hay Allah'ım ya ben de bu şehrin doktoruyum. Yeter lan duydun mu duydun mu? Başka cümle mi bilmiyorsun lan sen? Bu hastane benim. Çık git lan ameliyathanemden. Çocuğunu doğuracağız burada. Hala laka laka öpe. Çık lan. Ay fakir hayatım ne olur git. Doğurtmayacak beni ne olur git. Ne olur kavga çıkarma ne olur. Ulan doktor sen karıma dua et. Yoksa ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyordum. Şimdi gidiyorum ama geri geleceğim. Geri geleceğim. Ben de gideyim bari ne yapayım? Bir zahmet sen de defol git. Leş gibi kokuyorsun zaten. Kim bilir kaç yıldır duş almıyorsun. Allah Allah ne yapayım yani hiç paramız yok. Su faturasını ödeyemiyoruz. Yarabbim ya bütün manyaklar mı beni bulur he? Kral fakir ne haber? Nasılsın? İyi misin kral fakir? He iyi misin? Hay Allah'ım ya bu adam susmaz mı hiç ya? Susmaz mı? Alo kral fakir sana diyorum. Demiyor musun beni he? Öldüreceğim şimdi bunu. Öldüreceğim ya. O olacak en sonunda. Ya hastanedeyken senin de kulaklara mı baktırsak he kral fakir he? Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım. Yok yok hiç normal değil. Adamın yanındayım duymuyor beni. Nasıl olabilir böyle bir şey? Hadi gel kral fakir ben ısmarlayayım. Seni bir muayene ettirelim. Sağlık çok önemli. Lan taksici dur bakayım. Dur lan dur. Vallahi sıkarım dur. Ha, aferin sana. Sonunda durdun. Kerem komiserim ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne yaptım ben? Ne yaptım? Niye silah çakıyorsun bana? Allah Allah. Kör de değilsin. Sağır da değilsin. Bugün niye durmadın o zaman? He? Niye durmadın? Senin yüzünden kaç saat yürüdüm lan dingil. Kerem komiserim ayıp oluyor. Ayıp. Öyle demesen çok iyi olacak. Sana ne lan? İstediğimi yerim. Tutuklusun lan. Tutuklu. Seni hapse atacağım. Beni taksiri almamak neymiş göreceksin. Hayır. Ay be canım oğlum benim. Aynı kral bagir ailesi çocuğu. Aynısı ya. Kral ailesine yakışır bir çocuğum
oldu? Yaşasın. Oğluma süper kıyafetler alacağım. Onu çok güzel giyindireceğim. Ulan bu çocuk kapkara, bana da hiç benzemiyor. Nasıl benim bebeğim lan bu? Ya fakir bey, siz manyak mısınız? O çocuk size benziyor mu hiç? Yanındaki çocuk sizin. Ne? Benim çocuğum bu mu? Hayır, olamaz. Bu çocuk çok tipsiz. Ben bunu kabul edemem. Hayır, bize yakışmaz. Hayır. Ya ne demek kabul edemem? Sizin çocuğunuz o. Vay be, bu çocuk da benim o zaman. Tamam tamam, bu çocuk güzelmiş. Ben bunu alırım. Bana da benziyor zaten. Hayır, o çocuk benim olacak. Duydun mu zengin? Benim olacak. Ben bu tipsiz kara çocuğu hayatta almam. Kral olamaz o. Hayır. He, o da ne demek? Ama oradaki bebek benim bebeğim. Olmaz. Senin çocuğun buradaki o. Sen onu alacaksın, ben de oradakini. Hayır, kadiyer olmaz. Ben senin bebeğini alacağım. Duydun mu? Duydun. Hay Allah'ım, yine duydun mu diyor bu adamı. Boğazlayacağım. Nasıl yani? Ben şimdi kendi çocuğumu sana mı vereceğim? Aynen öyle. Ben de karşılığında sana bir sürü para vereceğim. Ama bundan kimsenin haberi olmayacak. Duydun mu? Sadece sen ve ben bileceğiz. Beni unutuyorsunuz galiba. Ben de bileceğim. Kapa lan çeneni. Senle hesabım bitmedi zaten. Çok kötü yaparım seni. Çok kötü. Madem çok para vereceksin, ne yapayım? Kabul ediyorum. Paraya çok ihtiyacım var. Mecbur bu kara çirkin çocuğu alacağız. Ne yapalım? İşte bu. Ben de bu çocuğu alacağım. Onu kral yapacağım. Ya fakir, bu çocuk kimin ya? Bizim çocuğumuza benzemiyor hiç. Bu zengine benziyor. Bu ne böyle? Miray, ne saçmalıyorsun sen? Bizim çocuğumuz bu işte. Baksana, tacı bile var. Tacı bile. Ya bu işte zengine benziyor. Sana da benzemiyor. Bana da benzemiyor. Hayır, bu bizim çocuğumuz değil. Çocukları karıştırmışsın. Hastanede git zenginlerden oğlumuz ol. Kapa çeneni Barbie. Bu çocuk bizim çocuğumuz. Ben bu çocuk için bir sürü para verdim zengine. Bir de gidip geri mi vereyim? Hayatta olmaz. Ne, sen zengini çocuğunu almak için para mı verdin? Bizim oğlumuzu ona mı verdin? Hayır, niye yaptın bunu? Kafayı mı yedin sen? Bizim oğlumuz eşya mı? Fakir, ne yaptın? Ne yapayım yani? Ne yapayım? Çok tipsizdi o çocuk. Çok. Hayatta kral olmazdı ondan. Bize yakışmazdı. Ne yapayım yani? Hemen gidip bana oğlumu getiriyorsun fakir. Oğlun burada işte. Buna alışsan iyi edersin. Ay zengin, ne oluyor bu? Hiç bizim bebeğimiz mis gibi durmuyor bu çocuk. Ya ne yapacaksın, boş ver çocuğu ya. Boşu paralara bak, ne kadar zengin olduk. Artık yeni bir ev, yeni bir araba alabiliriz. Ay ne demek boş ver çocuğu. Bizim çocuğumuza benzemiyor. Hiç tipsiz çirkin bir şey bu. Zengin çocuğumuz nerede? Şuna bak, kapkara çirkin iğrenç bir şey bu. Ya ben kral fakirle anlaşma yaptım. Onun tipsiz çocuğunu aldım. Bizim güzel çocuğumuzu verdim. O da bana bu paraları verdi. Artık çok zenginiz. Ya çocuk dediğin nedir ki, bir daha doğurursun. Boşver şu paralara bak, zengin olduk, yaşasın. Ay zengin, sen kafayı yemişsin. Git çocuğumu getir bana. Bu paraları da geri ver, istemiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Hı, oldu, bu çocuğu geri vereyim. Kendi çocuğumuzu alayım, sana bütün paramızı alsın değil mi kral fakir? Oldu. Gel şu paraları alalım, yeni bir ev alalım, araba alalım. Çocuğu da sokakta bir yere atarız, çöpe falan bırakırız. Sana da yenisini doğurursun. Allah Allah ya, bu parayı hayatta vermem ben. Hayır ya, ben bu çocuğu istemiyorum. Çok çirkin bu, hayır. 5 yıl sonra. Oğlum Rüzgar, sen benim babama çok benziyorsun ya. Aynı babam gibisin. Abi ne oldu? Ben senin aptal babana niye benzeyeceğim? Ben kral fakirin oğluyum. Ben kral ailesi çocuğuyum. Senin ezik babana niye benzeyeyim? Salak ordu. Ay vay ya Rüzgar ya. Sen var ya, zengin amcaya çok benziyor. Fakir amcaya hiç benzemiyor. Fakir amcaya Ay'da benziyor sen. Ay evet ya, ne oldu acaba? Hastanede sizi karıştırdılar mı ki? Ne diyorsun sen Elif? Yoksa ben kral fakirin oğlu muyum gel? Gerçekte. Hayır ya, yok öyle bir şey. Saçmalıyor işte, saçmalıyor. Babamın oğlu benim. Sensin eziyet tekisin. Ve beni ve hayatımı kıskanıyorsun. Salak arda, biz kralız. Siz de ezik fakirsiniz diye kıskanıyorsun. Kral fakir benim babam. Dilenci zenginsin senin. Valla bence de sizi hastanede karıştırmışlar. Başka anlamı olamaz. Rüzgar aynı zengin amca. Ayda ise fakir amca. Evet evet, siz bence en iyisi bir DNA testi yaptırın hastanede.
Lan yoksa ben kral çocuğu muyum? Kral çocuğu muyum? Hayır yok öyle bir şey, susun. Kapayın televizyonu. Gelin komiser, 5 yıl oldu, ne olur çıkar beni artık. Dersimi aldım. Yok yok, sen bir 5 yıl daha kal burada. Beni almamak neymiş iyice öğren. Sen kimsin, beni görmüyor musun lan? Ben koskoca Kerem komiserim oğlum. Çok özür dilerim Kerem komiser, yeter, hapiste kalmak istemiyorum, çıkar. Yanlışlıkla aldı diyorum, niye anlamıyorsun? Ha, aynen yanlışlıkla almış. Ben de mesleğim. Orada Rüzgar, nasılım ama, kaslarımı görüyor musunuz? Harikayım değil mi? Siz daha önce hiç bu kadar kaslı birini gördünüz mü? He, gördünüz mü? Göremezsiniz tabii, göremezsiniz. Çünkü bu kadar kaslı olan tek kişi benim. Vay be Kerem komiserim, helal olsun. Nasıl bu kadar kaslı olabildin? Ben de böyle kaslı olmak istiyorum. Abi bir de Kerem komiserim ya, ne olur bize de öğret. Biz de böyle kaslı olalım, ne olur. Tabii çocuklar, neden olmasın? Siz de kaslı olmak istiyorsanız tabii. Tabii ki öğretirim. Yes be, işte bu be, adamın dibisin Kerem komiser, yaşasın, biz de kaslı olacağız, yaşasın. Oley be, yaşasın kaslı olacağım, herkes böyle çat 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 döveceğim, bütün kızlara da anlatacağım, yaşasın. Öğreteceğim size böyle kaslı olmayı, kaslı da yapacağım sizi, ama bir şartım var. Ailenizden izin almalısınız çocuklar, aileniz spor yapmanıza izin vermesi lazım. Ya Kerem komiserim hayır ya, bunu yapma işte, benim ailem hayatta izin vermez spor yapmama. Ne sporu ya, deyip döverler beni Kerem komiserim. Allah Allah fakiri, aileden izin mi alacak gerçekten? Oğlum zaten kaslı olmak için spor salonuna yazılmak, yemek yemek gerekiyor, sizin paranız yok ki, siz kaç aydır yemek yiyemiyorsunuz pis fakirler. Bence sen kaslı olma fikrini kafadan at, sadece kaslı ben olacağım, bütün kızları ben tanıyacağım, herkesi de ben döveceğim. Hadi lan oradan, sen sanki izin alabileceksin, Kerem komiser izin almazsan sana hayatta spor yaptırmaz, sen ne kas yapamazsın. Şerefsiz seni, bir de dalga geçiyor benimle fakirim diye, pis mi şerefsiz. Hop hop çocuklar, kavga etmeyin, eğer böyle kavga edecekseniz siz, ben hayatta kaslı yapmam sizi. Spor insanları dövmek, kızlara hava atmak için yapılmaz, ayrıca sağlık için yapılır, anladınız mı beni? Eğer siz böyle şeyler için kas yapmak istiyorsanız zaten başından vazgeçelim. Tamam Kerem komiserim, sen hiç merak etme, ben hemen izin alıp geliyorum, ben de desem okey derler zaten. Sen hiç merak etme, ben aileme her şeyi kabul ettiririm. Bu arada salara düşürür, o hayatta gelemeyecek. Arda, alamayacak mısın izin? Seninle de çalışmak, seni de kaslı yapmak çok isterim ama izin alamayacaksan üzgünüm, seni çalıştıramam. Sen hiç merak etme Kerem komiserim, bu Rüzgar'a inat, ben o izni alacağım. Arkadaşlar sizce hangisi daha güçlü? Kaslı Arda mı yoksa kaslı Rüzgar mı? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Hiç merak etme, ben de kaslı olacağım, ben de. Ne, kaslı mı olacaksın? Nerede? Rüyada mı? O Arda fakir olduğu kadar da salaksın, yani çok salaksın. Peki o zaman çocuklar, akşam görüşmek üzere. Benim halletmem gereken ufak tefek işlerim var. Şehirde birkaç hırsızlık olmuş da, görüşürüz akşam. İzin alıp gelirsiniz, sonra kaslanırız. Görüşürüz Kerem komiserim, ama senle ben. Bu Arda fakir ne de olsa gelemeyecek. Salak fakir seni, aptal Arda, aptal. Önce karnını doyur sen, spor senin neyine? Ulan Rüzgar, göreceksin sen, ben senden de kaslı olacağım. O izni alacağım, alacağım o izni, alacağım. Eve de geldim, şimdi konuşacağım ailemle, ikna edeceğim onları. Anneciğim, babacığım selam, sizle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Ama beni lütfen güzelce dinleyin, hemen kızmaz hayır olmaz demeyin. Ulan eşek sıpası, yine mi kötü not aldın, yine mi? Valla vereceğim seni sanayiye, o olacak en sonunda, yeter ya, yeter. Hadi harbiden oğlum ya, yeter artık, ne yapacağız biz seninle ya, sen iyice tembel oldun, yeter ya. Ver şunu sanayiye, gerçekten fakir görsün gününü. Bu ne ya, şuna bak, çocuğun tembelin teki oldu. Ya hayır ya, okulla alakası yok, başka bir durum var. Ben spora başlamak istiyorum, ben artık kaslı olmak istiyorum. Hadi lan oradan, ne sporu, ne kazı, ne yiyorsun sen? Vücut geliştireceğim baba, ben kas yapacağım, ağırlık kaldıracağım, indireceğim. Hadi lan oradan, annen alışverişe gittiğinde iki poşeti taşımıyorsun. Şimdi gelip utanmadan ağırlık kaldıracağım mı diyorsun? Ya o farklı, bu farklı, babacım kaldıracağım diyorum işte, niye inanmıyorsun? Arda üzgünüm oğlum, olmaz. Aynen öyle. Spor salonu da para falan veremem ben. 5 kuruş paramız yok bizim. Yok öyle dava babacığım. Gideceğim spor salonuna, sen de parasını vereceksin. Ayrıca benim sürekli et, tavuk, balık, yumurta falan yemem lazım. O da haberin olsun yani. Kas yapmak için bunlar yenmeli.
Tavuk, balık, yumurta mı? Ulan biz bir aydır yemek yemiyoruz, ekmek bulamıyoruz. Herif et diyor ya, et diyor. Harbiden fakir ya, bu çocuk neyin kafasını yaşıyor? Bu ne böyle ya? Balık diyor, tavuk diyor. Biz hayatımızda öyle şeyler yemedik ya. 5 kuruş paramız yok. Buna mı yedireceğiz kas yapsın diye? Ya ne derseniz deyin, ben o spor salonuna gideceğim. Dediğim yemekleri de yiyeceğim. Gerekirse okulu bırakırım, çalışırım. Anladınız mı beni ha? Anladınız mı? Hayır. Hayır Arda, bu evden çıkarsan seni evlatlıktan reddederim. Edersen etme, bana ne, ben spor yapacağım, çok kaslı olacağım, umurumda değil. Eşek sıpası, sakın bu eve bir daha gelme, sakın. Artık Arda diye bir oğlumuz yok. Aynen öyle Miray, bu kapıdan bir kere çıkan bir daha giremez. Nasıl ya, ben şimdi markete gidecektim. Çıkarsam bir daha giremez miyim? Beni eve almaz mısın fakir? Hay Allah'ım ya, o anlamda demedim ya. Of Miray ya, of. Rüzgar, sana bir daha demeyeceğim, tamam mı? Beni anladın mı? Spor mu por yok. Sen daha küçücük bir çocuksun, spor yapamazsın. Okuluna gideceksin, duydun mu beni? Hayır ya, ben spor yapacağım, çok kaslı olacağım. Hayır ya, Arda bile yapacak, ben mi yapamayacağım? Ulan Arda camdan kendini atsa sen de mi atacaksın? Ya ne alakası var baba, Arda kendini camdan atsa ben gülerim salak diye. Neyse ne, bu konu burada kapanmıştır. Spora falan gitmeyeceksin. Bak sana 5 kuruş para vermem, duyuyor musun beni? Sen gideceksin, okulunu bitireceksin. Ondan sonra benim işlerimi devralacaksın, duydun mu? Ben zenginin oğlu her gün spor yapıyormuş falan dedirtmem, duydun mu? Ay evet Rüzgar oğlum ya, spor yapıp ne yapacaksın zaten? O vükanslılar, vücutlular çok çirkin oluyor, çok çirkinler. Böyle kocaman balon gibi vücutları var, çok kötü duruyorlar. Ay iğrenç, iğne batırsam patlayacak gibiler. Hadi sen karışma baba, bak sen de bana bak, vallahi çok kötü yaparım seni, duyuyor musun beni? Kaslı olunca ilk işim seni dövmek olur. Sana yapacağım diyorsam yapacağım, uzatma artık. Ulan sen bizle nasıl konuşuyorsun lan? Çık git lan bu evden hemen, çık git lan. Senin gibi bir oğlum yok bundan sonra. 5 kuruş para da vermeyeceğim sana. Git ne yapıyorsan yap lan, defol git, defol git. Bak kapı orada. İyi, benim de artık sizin gibi anne ve babam yok zaten. Hadi eyvallah, görüşürüz ya da görüşmeyiz, bana ne? Terbiyesiz köpek, defol, sakın gelme bir daha, sakın. Bak bana bak Barbie, bir daha bu çocuğu eve almıyorsun, duydun mu? Ay duydum zengin, nasıl eve alayım zaten? Eğer kas yaparsa hayatta almam evi, onu korkarım ben ondan. Gece uyanırım, çiş yapmaya falan, kaltıma yaparım yani. Ya kes saçma sapan konuşma, olay kas mı? O çocuk saygısızın teki, bundan sonra almayacaksın onu eve, nankör çocuk. Çocuklar ne yaptınız? Buraya gelebildiğinize göre ailenizden izin aldınız demek ki. Aldınız değil mi? Beni kandırmayacaksınız değil mi? Yok Kerem komiserim, izin falan alamadım. Hatta beni evlatlıktan reddettiler. Ben galiba bugün sokakta yatacağım. Ama olsun, kaslı olduktan sonra sokakta yatsam bile bir şey olmaz. Herkesi döverim, kimseden korkmam. Vallahi Kerem komiserim, Arda'ya laf söylüyordum ama benden de o kadar. Benimkiler de izin vermedi. Hatta çok kötü konuştular. Beni evlatlıktan reddedip evden attılar. Artık Arda ile beraber ben de sokaktayım. Ne yapalım? Birbirimizi koruyacağız, nöbetleşerek uyuruz. Nasıl ya, gerçekten mi? Sırf spor yapacaksınız diye, onu istiyorsunuz diye size evlatlıktan edip sokağa mı mahkum ettiler? İyi de çocuklar, bu iş böyle olmaz yani. Sokakta yaşayamazsınız, ne kadar kaslı olursanız olun. O zaman şöyle yapalım yani, siz de kabul ederseniz ben size evlat edineyim. Olur mu? Gelin benim çocuklarım olun, evlat edineyim sizi, babanız olayım, beraber spor yaparız sürekli. Ne, gerçekten mi? Yaşasın, senin gibi kaslı bir babam olsun istemiştim hep, Kerem babacığım. Aynen ya, ben de. Yaşasın Kerem babacım, yaşasın. Of ya, Arda'yla da kardeş oldum şimdi. Hiç istemiyordum, bunu sevmiyordum ama neyse, yapacak bir şey yok yani. Babam sensen katlanırım. Ben sanki bayılıyorum seninle kardeş olmaya, gerizekalı seni. Hop hop çocuklar, kavga yok, siz artık kardeşsiniz. Hadi spor yapmaya başlayalım madem. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions they... Bakın çocuklar, nasıl ama, bir günlük çalışmayla nasıl kaslı oldunuz? Hadi ama şimdi küslük zamanı değil. Gerçek babanızdan, gerçek
erkek annenizden özür dileyin, barışın onlarla. Zaten sizi kaslı görünce onlar da çok şaşırır. Kesin onlar da barışmak ister yani. Aynen aynen Kerem babacığım, biz zaten planımızı yaptık Arda'yla. Sen hiç merak etme, biz gideceğiz bir evlere, uğrayacağız yani annemizle babamıza. Sen hiç merak etme, biz planladık yani, değil mi Arda, değil mi kardeşim? Aynen aynen Kerem babacığım, biz planını yaptık Rüzgarlı Hanım. Biz bir evlere gideceğiz. Sonra geliriz yine yanına. Sonuçta artık yeni babamız sensin. Tabii canım, aileniz kabul etmezse ben babanız olarak olacağım yani. Babanız olacağım sizin. Kabul ediyorum. Evlat edindim sizi. Siz ama yine de gidin bir barışmayı deneyin. Şansınızı deneyin, tamam mı? Tamam tamam, hiç merak etme. Aynen aynen barışacağız. Hadi Arda gidelim. Arda oğlum yeter. Ne olur deme beni artık. Yeter ya, yeter. Aa, çok canım acıyor. Oğlum ne olur yeter. Vurma artık ne olur. Demek spora gitmeme izin vermezsin. Benle artist artist konuşursun. Al bakalım sana, al bakalım. Ne oldu? Çok kasta oldum. Ağzını yüzünü kırıyorum. Yalvarıyorsun bana he? Ne oldu? Oğlum ben senin babanım. Ne olur vurma. Yeter. Nasıl babasın sen ya? Oğlunu evden kovuyorsun. Hiçbir isteğini yapmıyorsun. Bu ne böyle ya? Yemek yemiyoruz senin yüzünden. Ayrıca kötü not aldığımda sürekli sanayiye gideceksin diye dövüyordun beni. Al sana. Oğlum yeter. Ne yapıyorsun? Öldüreceksin babanı. Ne yapıyorsun? Arda özür dilerim oğlum. Çok pişmanım. Ne olur yapma. Yeter. Öldüreceksin. Al sana. Al bakalım, al bakalım. Ha baba niye kıpırdamıyor? Öldü mü yoksa? Ey babacım kıpırdasana ya. Ne oluyor ya? Öldürdüm adamı döverken galiba. Hayır olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Babamı öldürdü.